Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed İbn Selman'ın Türkiye ziyareti sonrasında, Cumhurbaşkanı Sultanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eşleri hanımefendi, Şehzade Bilal ve Şehzade Burak'ın valideleri Emine Erdoğan'ın arasının bozulduğu külliyeden gelen haberler arasında. Saraydaki haber kaynaklarımızdan bize gelen ses kaydı bunu doğrular minvalde. Şimdi bu ses kaydının ileri teknoloji ortamında elde edilmiş elektronik çözümünü sizlere sunuyoruz. Sen de adam olaydın da o pişmiş kelle gibi sırıtan testere Selman'ın yanında pısırık pısırık durmayaydın. Ah ne oldu benim o evlendiğim sıska, ama cevval gibi arslan parçası delikanlı da ne hallere düştün, boyun posun devrilmesin adam olaydın. Zaten benim konuşmam opera binalarında yuhalanmazdı ki, ne anam demişti zaten, bu sopa gibi oğlanı gözüm tutmadı, gözü başı ayrı. Oynuyor demişti annem, Allah senin belanı vermesin, gençliğimi kuruttun adam ülkemizde elçilikte gazeteci doğratmış bavullara yükleyip. Ta havaalanına kadar götürmüş, oradan da uçağa yükleyip Arabistan'a götürmüş sen. Bu herifler gittikten sonra adamların adam keserkenki ses kayıtlarını parasızdırırım diye adamlara dinletmişsin. Sonra da Birleşmiş Milletler'de orada burada herkese durumu duyurmuşsun. Sırf birilerinden aferin alacaksın diye zaten Binali'nin karısı da kendisine yelpazen almış görgüsüz. Karı salça açarken o pazeni giydi, yanında da aklı sıra beni eziyor. Bir de laf çarpıyor. Kız Selman geldi de kocan Selman'ın ayağına. Gitti yanında ezik büzük habire yaranmak için sırt ardı durdu, yetmemiş gibi gitti de Selman'a yalakalık olsun diye havaalanından ayakta el pençe divan durdu, el salladı, bir elini öpmediği kaldı. Gerçi bir Arap şeyhinin şişko oğlunun elini öpmüştü de millette balık hafızası var dedi, bunca dediği yetmezmiş gibi bir de utanmadan yeni aldığı pazenin 3 milyon dolar olduğunu söyledi. Yalancı karıya bak hele demeye getiriyor ki benim kocam beni senin sünepe kocanın seni sevdiğinden daha çok seviyor ki bana bu kadar katrilyonluk pazenler alıyor demeye getiriyor. Lafı bir de salça yoğururken kendi getirdiği domatesleri Kanarya Adaları'ndaki özel çiftliklerden getirttiğini de söylemez mi? Karıya bak, karıya Selman'a da 2 kilo salça verdi. Halis muhlis Kanarya Adaları geleneksel börtlengeç salçasıdır dedi, gerdanını kıra kıra arada bana da sinsi sinsi sırtarıyordu. Ah anamı dinleyeydim de senin yerine Mozambik devlet başkanıyla evleneydim, daha iyiydi, kafama taş düşeydi de bugünleri görmeyeydim. Bütün devlet başkanlarının karıları gırtana gırtana gı senin herif, hani gazetecinin hesabını soracaktı ne oldu le diyorlar, peşimden tef çalıp gülüyorlar. Eşcinsel Lüksemburg başbakanının erkek eşi bile peşim sıra zurna öttürüyor. Allah seni kahretmesin herif, beni ne hallere düşürdün, ne yapayım, nerelere gideyim, artık yeter yahu. Daha sen Almanya'da can dündarı Türk elçiliğinde kestirip ülkeye getiremiyorsun, el alem kuzu keser gibi burada her istediğini kesiyor. Sünepe herif öyle donuk donuk duvara ağzından köpükler, saça saça duvara bakacağına bana bir tanecik akla uygun cevap versene, ama veremezsin tabi, dünyanın tek ilgi odağı sen olacaksın. Bu dünyada sadece senin derdin var, sanki bizim derdimiz yok ayol, sen Sara krizi mi geçiriyorsun yine ayol anam dediydi, şu ağzı kuduz köpekler gibi köpüren Rizeli manyakla evlenme dediydi de ben de dinlemediydim, babam bana kıydı, sırf 35.324 liralık başlık parasına ocağımı babaya yaktı da senin gibi Sara hastası manyağın hasta bakıcılığına mahkum oldum, yetişin dostlar, kocam hasta oldu yine, oy ben ne edeyim.